Herkese merhabalar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Umarım daha önceki videolarımızdan memnun kalmışsınızdır. Bugünkü videoda sizlere teknemizde son olarak yaptığımız pratik şeyler neler, pratik ürünler denedikçe, neler. Denedikçe pratik ne yapabiliriz diye düşünüyoruz. Hani neyi nereye yapıştırabiliriz, ne kaymaz, işte neyi nereye taksak sorun olmaz. Ne kadar az yer kaplayan şey bulursak o kadar iyi diye birkaç böyle değişiklik yaptık. Pratik şeyler, çözümler bulduk. Tabii bunlar sürekli gelişiyor. Hani bu videoyu çektikten sonra bile bir yere bakıyorsun, aklına bir şey geliyor. İşte buraya da şunu yapabiliriz pratik diye. Bunların birkaç tanesini göstermek için bu videoyu çekiyoruz sizlere bugün. Evet, yani bu arada tabii o pratik çözümler sonradan baktık. Gerçekten işimizi görmeyen olacak aralarında belki. Onları çıkardı. Şu anda bu arada bayağı bir fırtına var. Tekne çok sallanıyor. Bugün bayağı fırtına var. Teknelerin hepsi birbirine vuruyor. Şimdi videomuzu izleyelim bakalım pratik çözümlerimiz nelermiş. Ve kendimizi IKEA'ya attık. Teknede, evde pratik ürünler deyince akla ilk gelen yer IKEA oldu. Dolaştık biraz, ürünlere baktık, neleri kullanabiliriz, neler bizim için pratik olur diye, ama fiyatlar da bir o kadar artmış. Her şeyin fiyatı gerçekten çok yüksek. Hem uygun hem pratik ürünleri bulmak bizim için biraz zor oldu. Bu arada tam ihtiyacımız olan şeyleri almak için de nokta atışı yapmamız gerekiyordu. Dolaştık, böyle dolaşmaya başladık. Bakalım neler almışız. Teknede pratik çözümler bulmaya çalışıyoruz. Eşyaları rahatlıkla koyabileceğimiz, aynı zamanda da çok yer kaplamayacak. Şöyle kutular aldık. Hepsini IKEA'dan. Bunu şöyle göstereyim. Açılıyor. Şöyle bir şey. İki tane aldık bundan. Bu dolabın içerisine bunu yerleştireceğiz yan yana bir şekilde. Ama önce dolabın içerisine bir uzun bunlardan geçecek bir sap yapmamız lazım. Bunu yerleştireceğiz. Şunları aldık. Kutular. Bunların içerisine bu şekilde sivitlerimizi koyduk. Yatağın alt kısmına koyacağız. En azından rahatlık alacağız. Bunlardan şöyle 4 tane aldık. Dolabı bir de alt kısmı şuraya. Bu kısma dedik ki çarşafları, yatak örtülerini yerleştirelim. Bir pikenin içerisine koyarak buraya yerleştirdik. Yatağın altına ulaşmak çok kolay. Hepsi bölmeli olduğu için hangi tarafta olduğunu bildiğinde kaldırıp alman çok kolay. Bu tarafa şu büyüğünü aldık. Bu bayağı güzel. Buraya da sivitleri koyduk. Şunlara daha ne koyacağımız belli değil. Yeni tişörtümüz baskılı. Şunlara daha ne koyacağımız belli olmadığı için buraya koyacağız. Sonradan bir çamaşırlık almıştık, bunu anlatmıştık ama şu an hala kullanmadığımız için buraya koyacağız. Burada duracak bunlar. Yaptığımız birkaç şey daha var. Şimdi onlara bakın. Yaklaşık 3 haftadır teknede yaşıyoruz. Tabii kullanırken de nelere ihtiyacımız var, neler fazlalık, onları gördük. Şimdi ufak ufak içeriği gösterdim size, aldığımız paket şeylerini. Bir de bu oturma alanının altına ayakkabıları koymak için bir kumaş gibi bir şey serdik. Temizlik için şöyle bir şey buldum. Bu böyle. Normalde şöyle küçük küçük. Hem şu artısı var hem de şurada çıktı. Şu kenarlara da rahatlıkla giriyor. Böyle katlanıyor ve rahatlıkla her tarafı silebiliyorsun. Güzel yanı şu. Buraya koydum. Şunu. Hop. Sıkabiliyorsun. Şu. Ve 3 parçaya ayrılıyor. Katlanıyor. Küçücük bir kutunun içerisine sık. Böyle bir alan kaplıyor. Küçücük şöyle bir kutu, paket. Şimdi bunu dışarıdaki o kutumuzun içerisine koyacağız. Hem de yer kaplamayacak. Temizlik yapacağımız zaman geri çıkaracağız. Bulaşıkları mı yıkıyorsun? Şuraya da bir bulaşıklık aldık. Onu da şimdi ayrıntılı çekeceğim size. Bulaşıkları burada yıkıyoruz. Yer kaplamayın en azından burada. Alt tarafa koyuyoruz. Zaten orası ölü bir alan gibi. Evet, çünkü makinalar var. Makine olduğu için orada oturduğumuz zaman zaten köşeye doğru oturuyoruz. O yüzden de öyle, hatta göstereyim göstermişken. Şöyle bulaşıklık buraya astık. Yıkayıp buraya koyuyoruz. Hem de ayak altında durmuyor hem de yer kaplamıyor. Bakalım nasıl yıkıyormuş peki bulaşıkları. Bak şu gıcırtı gelecek. Hangi gıcırtı? Tamam. Hepsi senin bulaşıkların. Bakalım nasıl yıkıyor. Görsün herkes. Az kalsın kırılıyordu. Şunu kaldırayım. Tamam. Elin ayağına dolaştı kamera açılınca. Vallahi sorma. Heyecan yaptın. Kurumuş olanları kaldırıyoruz. Evet. Aslında ilk başta kurumuşları kaldırsaydın şu an öyle cebelleşmeyecektin. Aynen. Yıkadıkça oraya atıyorum. Evet.
Bu işi sana devretmem iyi oldu. Bulaşık yıkama işini. Öğreniyorum. Beceremiyorum ama. Yo, yapıyorsun. Dün de Marina'nın dışında yıkadın. Bulaşık yıkama sırası sende mi? Bugün bende. Çok karanlıkta kalıyorsun ama olsun. Yemeği ben yaptım. Bugün bulaşıkları da ben yapacağım. Bulaşık da sende. Ben içeriye gidiyorum, soğuk. Yavaş yavaş, mecbur kaldıkça insanoğlu. Her şey evriliyor değil mi? Tamam. Ben de yerleri süpürdüm, sildim. Helal olsun. Sağ ol canım. Arka tarafa ismimizi yapışkanlı şekilde değil, ledli şekilde yapmak istedik. Bunu yaparken de biz kendimiz delmek istemediğimiz için firma kendisi gelip deldi. Buradan Zara Marina'ya çok teşekkür ediyoruz. Çünkü nereyi deleceklerini çok iyi biliyorlar. Bu tarz şeyleri de üstleniyorlar. Gelip kendileri yapıyorlar. Her şey dört dörtlük olana kadar yardımlarını esirgemiyorlar. Buraya koyduk logoyu. Akşamları böyle en azından hem şurayı da aydınlatıyor. Bu tarafa da güzel bir ışık veriyor. İlk baş aslında planımız şu mangalın olduğu yerin altıydı ama bu sefer mangal, işte sahil besleme hepsi birbirine... Biz kaydırmaz aldık. Kış olduğu için ayakkabıları içeride çıkarmamız gerekiyor. Şu giriş kısmına koyuyoruz. Oralarda bu sefer çamur oluyor. Tikler mahvolmasın diye böyle bir şey aldık. Aslında dolap için almıştık ama buraya da güzel oldu. Buraya nasipmiş. Buraya nasip. Belki şu parça dolabın içine sığar bence. Aynen. Şu kalanı işaretledik zaten. Tam şu alana göre keseceğiz şimdi. Aynen. Şimdi bunu keselim. Bir de yerleştirdiğimiz yeri göstereceğim size. Aa, güzel kesiyormuş. Oo, çok iyi. İşaretli yere kadar hizaladık. Sıkıntı yok. Aynen. Bir ayakkabılık almamız lazım dışarıya. O net. Ayakkabılık olmayınca olmuyor. Şöyle katla. Tam şu hiza. Aynen yeterli. Şimdi de buradan düz keseceğiz. Kareleyeceğiz. Tam senin aldığın hiza olsun. Okey. Oradan da katlayalım düz. Tam babanın çerez içeriğiyle. Her şeyi kullanıyoruz. Bunu da her şeyi kullanmazsın. Mesela bunu diyor ki, bunu niye aldınız yazmış mesela. Bu yüzden. Lazımdı. Çerezlik soslu. Bu olmasa bunu nasıl düzleyeceğiz? Diğer taraftan hepsini kullanabiliriz. Tamam. Şöyle düzledik. Bekledim bir dakika. Evet. Hadi bakalım. Şöyle çevirin. Çevir. Benjamin, arada yardım et oğlum ya. Sadece yemek yiyip yatıyorsun. Senin yüzünden buralara peluş serdik. Senin yüzünden. Tırnak geçirme. Bir de rahat uyu diye, sıcak uyu diye peluş geçirdik buralara. Tamam. Şimdi bunu, şu parçayı tamam, şöyle. Şu parçayı komple buraya sereceğiz. Hem kaydırmaz olacak, hem ayakkabılar üstünde duruyor. Bir de oraya bir paspas da koyduk. Şöyle bir taklayalım. Tamam. Benjamin, 2 dakika mama kabınla suyunu buraya alıyorum oğlum. Yanlış anlama, tekrar istediğinde alırsın. Ben bir öfledim şöyle. Normalde şurada çıkartıyoruz ayakkabıları. Bu arada biz gidiyoruz, paspası buradaydı. Onu oraya aldık. Buraya bir tane böyle düz bir kaydırmaz aldık. Yağmurda da ayakkabıları içeride çıkartabilmek için de böyle bir şey koyacağız şimdi. Burayı yıkadık, temizledik. Biraz altına doğru. Bunun altına girecek bir kısmı. Evet. Burada zaten sıfırladım ben. Kestim o hizayı. Bir kısım da buranın altına girsin. Biraz çek. Evet. Böyle. Aynen. Mis gibi oldu. Şimdi terlikler baksana, hemen ıslandı bile. İçeriye al onları. Aynen. Şimdi buraya geldiğimizde burada çıkartabileceğiz evet artık. Yani aslında normalde şimdi bir ayakkabılık almamız lazım şu dış kısma bir yere. Ki gelen misafirlerimizden ayakkabılarını orada çıkartıp direkt buraya geçsinler diye. Ama şimdilik en azından böyle bir kısa bir çözüm bulduk. Benjamin kendini salmış. Oğlum, güzel kara oğlan, kara oğlan. Çok güzel bu.
Ona böyle peluşlar serdik. Şimdi tırnaklarını geçirmesin koltuklara. Hem de rahat uyusun onlar çünkü şey... Yalan söyleme değil. Sen akşam otururken soğuk olmasın diye serdin onları. Ama oğlumuz da rahat uyusun diye. Sinirlemek yok. Sinirlemek yok. Bak geldi bizim martıcık, kanadı kırık. Kıyamam. Az önce besledim seni. İki tane beslediğimiz martı var. Birisi bu. Bir de şu teknenin üzerinde. İkisi de uçamıyorlar. Sürekli böyle buraya geliyorlar. Biz de ekmek atıyoruz. Bir şeyler alıp atıyoruz. Salam falan, hindi fümeler. Karınlarını doyururuz en azından. Uçamasalar da aç kalmasınlar. Geliyorum. Geliyor. Geliyor. Banyoya neler taktın onları göster. İyi peki, o zaman sen çek anlatalım. Şu montumu alayım ya, baksana. Logonun güzelliğine. Montlarımıza böyle logo yaptırdık. Şu yeni yaptırdım ve de şu ön kısmına yaptırdık. Bir de tişörte yaptırdık, onu da göstereyim. Tişörtler çok güzel oldu, baksana. Aynen, bunlar logolu. Buraya neler yaptırdık? Şimdi buraya iki tane şöyle bir askılık koydurduk buraya, yapışkanlı. Bu da efsane karavanın hediyesi bize. Onları buraya koyduk. Arka kısma böyle iki tane askılık koydurduk. Bunlar arkadakiler yapışkanlı değil değil mi? Vidalı. Bunlar vidalı olanlar. Bunlar da yapışkanlı olanlar. Buraya bir tane havluluk koyduk. Bu da yapışkanlı. Şu vidalı. En güzeli bu. Bunu evet. Ne amaçla kullanacağını anlat bize. Şimdi bunu normalde dedik ki çamaşır yıkadığımızda nereye asabiliriz diye düşünüyorduk. Bakıyoruz sürekli bir şeyler. Bu arada havlu askısı normalde. Evet, normalde havlu askısı ama dedik ki bunu buraya alırız. Şu şöyle uzuyor. Şöyle birbirinden ayrılıyor. Eğer zaten çok kıyafet biriktiremeyeceğiz. Yani kirlenen şey, ufak şeyleri hemen yıkayıp astığımızda, aynı zamanda havlumuzu da asabiliriz, bezleri de asabiliriz. Burada camı açtığımız zaman hem hava girecek içeriye, rahatlıkla burada kurur. Çünkü gece yatarken zaten peteği buraya aldığımız için burası sıcak oluyor. Buradaki kıyafetler de çabuk kurur ve şöyle yer kaplıyor. Çok da pratik oldu o. Sonra eklediğimiz bu havluluğu söyledim, yapışkanlı, bu vidalı tuvalet kağıdı için. Bu da çöp kutusu. Bunu da vidaladık buraya. Şöyle basıyorsun, açılıyor, basıyorsun, kapanıyor. Onu yerden biraz yukarıda yaptık. Onun sebebi de su olduğu zaman altında kalmasın diye direkt vidaladık. Aynen. Buraya. Gider olsun diye oraya. Azıcık daha mı genişleteceğiz seni? Evet, birazcık daha istiyor. Birazcık daha istiyor. Evet. Bunu önce burada genişleteyim. Bu bayağı şey olacak, kala kalacak. Bumboz kapağının üzerine bu pervane takılacak. Şurada tuşu da var. Yazın serin serin olsun diye. Yazın burası sıcak olduğu zaman böyle bir pervane yapıldı. Bunların hepsi ayrı ayrı mesela. Bu fanları ayrı ayrı aldık internetten. Tuşu ayrı aldık. Plexi'yi özel olarak kestirdik. Gökay ölçüsünü almıştı bunları. Evet, bunlar hep Gökay'ın fikirleri. Aynen. Zaten. Özel olarak hepsi kesildi. Hepsi birleştirildi. Buradan enerjiyi alıyor. Aşağıda sürekli gelen 12 volt var. Oradan enerjiyi alıyor. Küçücük. Normalde eskisi de vardı bizde. Eskisi kablo 12 volt. Şuraya kadar uzatman gerekiyordu. Aynen. Kabloyu. Şimdi burada küçük bir deliği var. Bunu şöyle yapıyoruz. Hiçbir yere bağlamamıza gerek yok. Direkt camı açıyoruz. Lumboz. Lumbozun camını açıyoruz. Bunu buraya koyuyoruz. Direkt başka hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Tamam. Ufak bir deliğimiz var. Taktığım zaman. Aa, güzelmiş. Özellikle bilgisayar fanı olarak seç. Çok sessiz. Bayağı da soğuk veriyor. Evet. Bunu biri aldığımız zaman bunun bir tanesi duruyor. Teki çalışıyor. İkiye aldığımız zaman da ikisi birden çalışıyor. Şöyle yakından da göstereyim. Yazın kurtarıcı bir parça olacak. Hem de ses çıkartmadığı için de gece rahatlıkla kullanabiliriz. Aynen. Bayağı da hava veriyor. Evet. Üzeri. Biliyorsunuz ki buraya zaten air fryer ile kahve makinesini koyduğumuz için şu alanın tam kahve makinesiyle air fryer'ın geldiği kısmı kullanamıyoruz diye dedik ki
bu süzleri buraya koyalım. Zaten oturduğumuzda şu kısmı kullanacağız. Ya genelde zaten dışarıda oturuyoruz, yani iç kısımda oturmuyoruz. O yüzden buraya süzler hani koyulabilecek en mantıklı yer burası geldi bize. IKEA'da gezerken de böyle bir parça gördük. Şu askılıklarına, yani masa tutan askılığa taktık bölümünü. Burada hemen suyunu buraya akıtıyor. Şöyle göstereyim, bakın bayağı akıtmış. Suyu buraya akıtıyor. Buradan da bulaşıkları yıkadığımızda hemen şurada lavaboda yıkayıp buraya koyacağız. Buradan da direkt kuruduktan sonra tekrar dolaplara koyacağız. Şimdi dolapların içleri gelmedi. Dolapların içleri geldikten sonra da dolap içlerini sizlerle paylaşacağız. Şu an yaptırdığımız değişiklikler bunlar, ufak değişiklikler. Daha çok hani böyle test ederek ilerliyoruz, kullanarak, deneyimleyerek neler bizim için daha mantıklı, neler aktif halde kullanılca faydalı değil, onları görüyoruz. Yukarıdaki tavan lambasını değiştirdik. Bu normalde kareydi. Uzun bir ışık olarak yaptı. Şöyle bir kumandası var. Şuraya bastığında yanıyor ve şuradan dairelerle renklerini değiştirip modlarını ayarlayabiliyorsun. Şuradan azaltıyorsun. Buradan da arttırıyoruz. Bir de, şimdi kapattım. Benim bir tane eklediğim led var buraya, sevdiğim. Hani kaplarda da en sık kullandığım ledlerden biri. Şunu buraya taktım. Evet. Şöyle kelepçelerle sabitledim buraya bunu. Taktığımız zaman şöyle bir ışık oluyor. Şuradan da modları ayarlanıyor. Gece de güzel bir ambiyans oluyor. Balıkçı ışığı. Balıkçı değil. Şey bunlar, kamp ışıkları. Bir de bu. Şu an yaptığımız değişiklikler bunlar. Deneyimledikçe sizlerle... Bunun şeyi çok güzel ya. Parti modu. Hangisi? Bunun. Bunun parti modu var. Rengi yani. Hani durmadan yanan ışık. Hı-hı. Sen de parti kısmını seviyorsun. Ben bir şey diyor muyum? Çok güzel. Başka şu an eklediğimiz bir değişiklik yok. Yani deneyimlediklerimizden yatak... İnan çok rahat, inanılmaz rahat, hatta insan uyanası gelmiyor, bayağı yumuşak. Koltuklar da deneyimlediğimiz sürede, yani bu 3-4 haftalık süreçte gayet rahat, konforlu. Kediden dolayı buraya böyle bir şey serdik. Hem o da rahat uyusun, bir de zaten kışın soğuk oluyor. Bu da sıcak olmasını sağladı, ama buraya bir örtü alacağız. Çünkü kışın gerçekten şu minderleri farklı bir kumaş olduğu için soğuk oluyor. Onun üzerine bir kumaş ayarlayacağız. Burayı komple kapatacağız ki yazın, şey, kışın rahatlıkla oturalım. Belki yazın da terletiyor olabilir. Onu da yazın göreceğiz. En son bu kaydırmazları aldık. Bu çapa deseni kapanmasın diye örtü yapmak istemedik. Kaydırmaz yapmak istedik. Şimdi bu köşelerini buna uygun olarak keseceğiz. Buralar yanlar tam. Buraları keseceğiz. Aynısından buraya da yaptık bir tane. Burayı da aynı şekilde böyle keseceğiz. En azından bu makineler çok sağlam oturmuş oldu yerine. Seyirde de muhtemelen sıkıntı olmaz diye düşünüyoruz. Yine altına belki bir kaydırmaz koyarız. Olabilir. Yani şey de yapabiliriz. Yapıştırabiliriz bu arada bunları. Çift taraflıyla alttan, ama yani deneyeceğiz bunları. Deneye deneye göreceğiz. Bir tane de değişikliğimiz lavaboda var. Lavaboyu da son olarak şuraya tuvalet fırçası, yapışkanlı tuvalet fırçası koyduk. En arkaya ince. Bunlar yeni çıktılar. Silikonlu, hem küçücükler hem de çok az yer kaplıyor. Bunu en arka kısma koyduk. Böylelikle her şey böyle yerli yerinde oldu. Şu an yaptığımız pratik çözümler bunlar. Artık oldukça yine ekstra paylaşacağız. Yaptıkça. Benjamin'le pratik çözümler sonuna geldik. Umarım teknemizdeki pratik çözümleri beğenmişsinizdir. Bu arada bizim gözümüzden kaçan şeyler olabilir. Sizin aklınıza gelen bir pratik çözüm varsa onu mutlaka yorum kısmına yazın. Biz onları çünkü değerlendiriyoruz, değiştiriyoruz. Bizim de görmediğimiz çok şey olabiliyor. Umarım videolarımızı beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.